Evet arkadaşlar, bunu yeni aldım. Kutunun içinde var, size göstermek istiyorum. Böyle üstünde naylonla geliyor ve buradan açıyoruz. Böyle. Gayet çok iyi, çok kaliteli gözüküyor. Zaten kendiniz de göreceksiniz. Su geçirmesin diye herhalde böyle yapmışlar. Su geçirmesin diye. Bakın. Görüyor musunuz? Kalite. Ben bunu kendim açmıştım. Tabii böyle açık gelmedi. Çok kalite. Buradan da şeyler var. Takmak için. Evet, açalım. Şurada fermuar var. Burada cep var. Cep boş tabii. Burada bir şey yok. Açalım. Şuradan başlayalım. Yerleşmiyor tabi. Burada ışığı koymuşum. Evet. Gördüğünüz gibi şu fermuarı açtık. Bir dakika, ben makas alıp geleceğim. Bakalım şuradan ne çıkıyor. Bunu tutmak lazım. Bu kızan ürünleri zannediyorsam hep yakışkanı var ama ben yer açamıyorum zannediyorsam. Kızak ürünleri burada. Burada da objektivi, lensi tutacak, destekleyecek. Büyük lens olursa bunu destekleyecek bir şey. Yani kızağın üstüne bağlanıyor genellikle. Şöyle bir şey. Neyse, şimdi bu da manuel, netlemek için. Böyle döndürüyorsunuz. Ronin üstünden. Bu arada Ronin'in ismini söylemedim. Ronin'in adı Ronin DJI RSK 2 Pro Combo diye yazıyor. Bu ürünümüz böyle. Bunları göstereyim. Kısak için. Burada bir şey yok. Buradan kapatalım. Diğer tarafı açalım. Diğer tarafında böyle bir şey. Açılıyor. Anten gibi bir şey. Herhalde telefonu görüntü gönderiyor ya da bilmiyorum, denemedim daha şu an. Hiçbir bilgim yok. Wireless video transmitmiş. Yani wireless görüntü gönderici ama tıkladım. Şarjı bu kadar yazıyor. Yani Wi-Fi ile şarjı telefona gönderiyor sanırsam. Ona bakacağız. Şöyle nerede yazıyordu? Şurada yazıyor. Okuyabiliyor musunuz? Herhalde okunuyor herhalde. Evet. Geçiyorum. Şöyle girişleri var. Burası böyle. HDMI ve Type-C diyorlar. Öyle bir şey. Böyle bunda. Bir sürü vida koymuşlar. Kızak için.
Çeşitli çeşitli bayağı bol. Güzel. Çünkü normalde eksik oluyor. Kitapları var burada. Çin'den. Kenara koyayım. Böyle kitabı var. Evet. Şurada gördüğünüz bir sürü şeyler. Eskiden bunun bir öbürü var bende. Onun şeyini unuttum. O çok mesela açarken bile o böyle birden açılıyor. Bu çok kaliteli mesela. Böyle açılırken çok kalitesini hissediyorsun gerçekten. Bu gimbal'ın altı. En alt kısmı. Bunun üstüne oturuyor diğer şeyler. Ben tabii burada belki mesafe az toplamayabilirim ama açtıklarımı göstermek istiyorum sadece kutu içeriğini. Yine bakın orada kızak yedek çıkmıştı şuradan hatırlıyorsanız. Burada da yine üstüne koymuşlar. Herhalde yedek mi? Bayağı bu da büyükmüş yani gerçekten. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada gidip sağa geliyor mu? Yok. Burada başka bir şey için. Başka bir şey için. Çünkü bu sağa sola gitmiyor. Sadece öne ve arkaya gidiyor. Bakın nerede yazıyor? Lens yönü yazması lazım. Yani böyle mi? Vallahi anlayamadım. Herhalde böyle mi kamera oturuyor? Peki bu ne için? Ya da iki tane mi sistem var? Yo, bu yedek kızak. Hani kamerayı tak çıkarma yapma diye herhalde. Başka kamera için. Yani şunu bastığın zaman şu tuşa genelde olduğu gibi şey çıkıyor. Kızak çıkar. Bakalım çıkıyor mu? Evet çıktı arkadaşlar. Böyle kilitleniyor. Şuradan da böyle yapıyorsunuz. Bu niye böyle duruyor? Yani bunun yönünü anlayamadım ama muhtemelen böyledir. Böyle gösteriyor ok. Ama bu böyle mi kalacak? Bunu bilemedim. Kalsın yani ne olacak? Evet. Koyalım kenara. Ve telefon tutacağı sanırım. Evet. Telefon tutacağı arkadaşlar. Böyle hop. Bunu bir yere oturtuyoruz herhalde şeyin üstünde. Burada yine bir şey var köşede. Bu da evet manuel netleyici ya da neye bağlarsanız zoom. Zoom genelde kullanmıyor normal bu lenslerde. Çünkü zoom yaparken objektif çıkıyor ileriye ve ağırlık yapıyor. Denge değişiyor. Belki prime lenslerde falan sabit lenslerde diyeceğim. O da komik olacak. Sabit lenslerde niye zoom yapalım diyeceksiniz. Evet netlik yapalım. Diyelim geçelim. Şöyle görmek istiyorsanız hop çok kaliteli gözüküyor. Burada girişi var tabi. Bu yani elektrikli çevirme. Bu da normal manuel netleme. Evet burada bitti arkadaşlar. Burayı kapatıyoruz. Arka tarafına geçiyoruz. Şuradaki cepler. Hop. Geçiyoruz diğer tarafa. Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz. Gerçekten çok kaliteli. Yani neredeyse suyun içine soksanız su geçirmez gibi duruyor. Evet. Ve geldim en sevdiğim yere. Arkadaşlar bu kablolar tabii çok para verdim ben. O yüzden bu kadar kablo göndermişler. Bakın. Görüyor musunuz? HDMI. Küçük HDMI, mini HDMI. Gerçi bu mini değil ya. Daha minileri de var bunun da. Bilmiyorum buna ne diyorlar. Ama böyle HDMI kablosu çıktı baya. Net desene. Kardeşim net diyor musun? Nereye net diyor? Heh. Böyle şey çıktı. Buradan da bir sürü kablo görüyorsunuz. Ve burada daha kablo düştü biraz.
Şu yine Type-C USB. Type-C, ne bileyim, eski Canon için bilgisayara bağlıyorsun ya, Canon ya da eski cihazlar falan uyuyor. Bu var. Type-C var. Normal Samsung'un şarj aleti var ya, bilmiyorum bunların isimlerini de. Ne diyor? Multi Sony USB-C To yazıyor üstünde. Neyse, o değil herhalde. Neyse arkadaşlar, böyle göstereyim de anlarsınız. Geçiyorum. Kablolar da çıkardım. Geçiyorum. Hop. Evet, geldik. Gerçek silahımızı şuradan açıyoruz. Silah gibi böyle şeyde çıkarsam falan silah zannederler beni. Kapatıyorum şunu. Altında yine bir şey var. Ne var? Yok, bir şey yokmuş. Ama kutu gerçekten kaliteli arkadaşlar. Baksanıza. Şöyle görüyor musunuz? Böyle yani çok güzel. Evet, kutuyu koyalım. Evet arkadaşlar, mal bu. Böyle bir göstereyim de sonra toplayayım. Görüyorsunuz, gerçekten çok kaliteli. Kilitleri var. Ve ekran koymuşlar. Şöyle yapalım. Netlik burada mı ya arkadaşlar? Nerede bu netlik ya? Herhalde buradadır. Evet, net diyor, şükür. Evet arkadaşlar, şunu buradan açıyorsunuz. Burada lock ve unlock. Hadi netti güzelim. Hadi. Netti mi ya? Nereye görüyor bu ya? Nereye netti bu ya? Allah Allah. Net olacak sanırım. Şöyle göstereyim. Çok kaliteli. Şurada bir şey var. Evet. Şuradan açıyoruz. Lock ve unlock yazıyor. Oradan böyle şöyle yapmıyoruz tabii. Zaten açıkmış. Bende açıkmış. Şöyle şunu oturdu. Şimdi şunu bağlayalım buraya. Şuraya. Ben buraya bir şey koyayım da zarar görmesin. Şimdi yan çevireceğim. Evet arkadaşlar, şöyle şuradan sıkıyorsunuz. Şuradan kilitler var. Bakın, bu kilitleri açıp kapatmayı unutmayın. Ne diyorum arkadaş? Kızağımız. Kilitleri açıyorum. Bir tanesini gösterdim. Her motorun üstünün yanında bir kilit var işte. Ona göre bulun. Her şeyi hazır beklemeyen arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu arka. Tamam, arka. Burası ön. Burası ön. Ve bu kızağa ok burada. Oku görüyorsunuz. Bu kızağa yani zaten alttan anlarsınız. Şurada bir demir var. O demirden, şu demir, o demirden geçmesi için şuralara denk gelmesi lazım. Çünkü bu taraftan geçmiyor. Kapalı, takılıyor.
Biliyorum flu gösteriyor ama anlarsınız oradan. Şöyle geçiyoruz arkadaşlar. Biraz böyle yapayım. Evet. Kamera. Yavaş ol. Üstüme geliyor. Evet. Şuradan takıyoruz böyle. Şu alttakini kapanmış zaten. Şurasını anlamadım. Şimdi şu şöyle olacak ya. Bu çarpacak mı acaba oraya? Onu anlamadım. Neyse. Diyelim ki şunu kapattık. Şunu kapattık. Şunu kapattık. Böyle oluyor yani. Kamera bunun üstünde böyle duruyor. Herhalde çarpmaz yani o ağırlığa göre. Şu an daha şarja falan koymadık. Telefona şeyini falan yüklemedim. Programını. Vardı da diğeri. O yüzden arkadaşlar şunu kapatıyoruz. Her hareketten sonra lütfen kilitlemeyi unutmayın. Onu unutursanız kötü sonuçlar olabilir. Çünkü açılıyor, birden dönüyor, bir şey oluyor, çarpıyor. Çarpmaması için dikkat edin arkadaşlar. Yani bir de evet, şimdi böyle göstereceğim size. Yani şöyle. Tamam arkadaşlar. Şurasını böyle yapalım. Şöyle. Evet. Bayağı büyükmüş. Bakayım. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler. Bay bay.